Efendim bundan yaklaşık 2,5 yıl önce koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde en aktif çalışan grupların başında geliyordu filyasyon ekipleri. Şimdi onları ilgilendiren bir karar var sırada. Kamu Denetçiliği Kurumu filyasyon ekibindeki sözleşmeli işçinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi yönündeki başvurusuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na işçiye ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu. Sabah akşam içiyoruz. 5 gün sonra bitecek. Bu görüntüler hala akıllarda. Hem sağlık personeli hem de onlara destek için çok sayıda kamu çalışanları filyasyon ekiplerine çalışarak koronavirüs tespitinde aktif rol almıştı. O ekiplerde görev alanlarla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu bir başvuruyu ele aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışan bir kişi salgınla mücadele kapsamında valilik koordinesindeki filyasyon ekibinde görevlendirildi. Bu süreçte de hafta sonu ve resmi tatil günlerinde aktif olarak çalıştı. Fazla mesai kapsamında Mayıs 2021 dışındaki ücretlerin tarafını ödenmediğini, ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedildiğini belirten kişi talebin karşılanması adına kamu denetçiliğine başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK fazla çalışma süresine ve çalıştığı tarihin niteliğine göre başvurucuya ödeme yapılması gerektiği yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. Kararda salgında en önemli araçlardan birinin filyasyon uygulaması olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamdaki çalışmaların kaydedildiği ve kayıtların incelendiğinde başvurucunun izinli olması gereken günlerde de çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Tespit karşısında başvurunun talebinin de idare tarafından reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi. Tavsiye kararının ardından bakanlık başvurucunun fazla mesai ücretinin ödendiğini KDK'ya bildirdi.